Elif Melek ile şeffaf sohbet genel cerrahi uzmanı Doçent Doktor Osman Yıldırım hocamızla devam ediyor. Reklamların öncesinde şeker ameliyatları metabolik sendromdan bahsediyorduk en son. Evet hocam, bu ameliyatların özellikleri dikkat edilmesi gereken şeyler ve son çare olarak görülüp görülmeyeceği konusunda evet. konuşuyoruz. Gördüğünüz gibi e, üzerine çok duru çok önemli. Niye çok önemli? Bir sürü ameliyatlar anlattık. E, bir özetlemek gerekirse metabolik sendrom niye önemli? Obezite gibi metabolik sendrom da çağımızın belası. Teknoloji ilerliyor. E, kişiler daha az hareket ediyor. Spor yapmıyorlar. Fast food tarzı besleniyor. Rafine gıdalarla besleniyorlar. Sebze meyve ağırlıkta değil ağır yağlarla besleniyorlar. Kızartmalarla besleniyorlar. E, katkı maddeleri çok gıdalarda. E, bir yerden bir yere kolay ulaşıyorlar. Teknoloji ulaşım araçları çok gelişmiş. Televizyon, bilgisayar, telefon karşısında çok vakit kay geçiriyorlar ve bu sırada boş durmuyorlar. Sürekli az işte hamburgerler, kızartmalar, kolalı asitli içecekler. Bunlar obeziteyi ve metabolik sendromu körükleyen şeyler. Tekrar söylüyorum. Metabolik sendrom son derece tehlikeli sonuçları olan bir tablo, e, tavlo. Çok ağır bir tablo. Onun için obez olmayalım. Metabolik sendromun komponentlerinden uzak duralım. E, şeker ameliyatları son derece yüz güldürücü metotlarımız var. Hasta yaşa gençse, Şekeri yoksa yeni başlıyorsa tüp mide yeterli. Olmazsa gastrik ya da mini ya da mini bypass yeterli. Üçüncü grup ameliyatlara lütfen dikkatli edelim. Herkese yapmayalım, seçici olalım. Bu ameliyattan sonra da yaşam tarzına dikkat edelim diyoruz. Evet aynı zamanda metabolik sendromda çağımızın hastalığı diyoruz bir aynen, yandan da aynen. neden çünkü artan bel çevresi, abdominal obezite ve bununla beraber e, vücut yağ dokusunun aşırı birikmesiyle ortaya çıkan hücresel bir e, deformasyon da söz konusu hastalıkları aynen. bize son noktasında belki değerlendiriyoruz hani toplum olarak da birey olarak da ama insülin direnci bence hani gördüğüm tecrübe ilgimi basit tetiklerin. insülin aynen. direnci şeker işte kalp krizi felç bunlar hep bu tablonun ağır özellikleri Hı hı. Aynı zamanda tabii ki insülin ne? ben gelen danışanlarımıza da şöyle diyorum. E, bu bir e, ayak sesi yani gelecek hastalıkların metabolik Başka sendrom önce, kocaman bir dağsa ki. insülin direnci o dağa giden patikadır diyoruz. Çünkü insülin direnci artık pankreastaki beta hücrelerin ölmeye başladığının, maruziyetin artmaya başladığının, o insülin duyarsızlığının hücreler arasındaki iletişim eksikliğinin ve tabii ki artan yağlanmanın bir habercisi. Aslında en başından çözsek olayı hiç bu kadar... Kesinlikle. <laughs> Komplike hale de gelmeyecek ama maalesef bir son dakikaya kadar bekliyoruz. Evet O duruma gelmeden önlemini alalım diyoruz. Evet hocam eklemek istediğiniz bir şey Teşekkür var? mı? Teşekkür ederiz. Hep e, kaç gündür, e, kaç bölümdür obeziteden, metabolik sendromdan, bunların yarattığı sorunlardan, bunların çözüm yollarından bahsediyoruz. Özetimiz şu: obez olmayalım, beslenmemize yaşam tarzımıza dikkat edelim. Metabolik sendromun kötü sonuçlarını görüyoruz. Bunlar olduğunda diyetimizi yapalım, sporumuzu yapalım, destek almaktan çekinmeyelim. Bunlarda da sonuç alamazsa e, mutlaka obezite veya metabolik cerrahi için güzel sonuçlar için başvuralım diyoruz. Kesinlikle öyle hocam. Tabii ki burada beslenme ve yaşam tarzını Kesinlikle. da aslında küçük yaşlardan itibaren değiştirebilirsek ki siz Bunlara gerek kalmayacak. E, tabii yaptığınız ki. işlemler çok kıymetli yani tıp cerrahi son ne gerekiyorsa teknolojide insanlara en bu hizmeti durum. veriyorlar her şey mümkün her şey yapılabilir ama insanın bunu sürdürebilmek için bazı şeylere ihtiyacı var e, geçtiğimiz zamanlarda da konuşmuştuk aslında hani hastaları seçerken ameliyata hazırlarken e, bunu yapabilecek hasta var yapamayacak hasta tabii var ki, tabii e, ki. bu da bence çok önemli ameliyat sonrasında pişman olacak mıyım iyi miyim ya da evet. daha mı mutlu olacağım bunlar tabi ki kişiden kişiye göre de değişen şeyler tıpkı acı çekmek ağrı çekmek Aynı gibi şekilde. Evet hocam bugün çok güzel şeylerden bahsettik. Şeker ameliyatlarından bahsettik, metabolik sendromdan bahsettik. Kıymetli doktorumuz, doçent doktor Osman Yıldırım hocamız bizlerleydi. Birkaç bölümdür obeste ve obeste cerrahisinden bahsediyorduk. Sorularınız olursa sosyal medya hesaplarınızdan hocama veya bizlere ulaşabilirsiniz. Bugünlük de Elif Melek ile Şeffaf Sohbet'in sonuna geldik. Yeni bölümlerde yeni konularla ve yeni konuklarımızla sizlerle yeniden bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.